Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bugün sizlerle İslam'da adam öldürmenin hükmü, kısasla alakalı bazı ayetler ve değerlendirmeler, bu konuyu paylaşmaya çalışacağım. Tabii konu pek de hoş bir konu değil. Ama bir realite, hayatın bir gerçeği. Şöyle ifade edeyim. Allah-u Teala Hazreti Adem'i yaratmayı işte dilemiş ve bunu meleklere de bildiriyor. Ben diyor yeryüzünde bir insan yaratacağım, halife yaratacağım. Melekler itiraz için değil ama içlerinde de bir tereddüt var. Bunu dile getiriyorlar ve diyorlar ki, Ya Rabbi yeryüzünde fesat çıkaracak ve haksız yere kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın? Cenab-ı Hak ben sizin bilmediğinizi bilirim diye cevap veriyor. Yani evet bu insanlarda kan dökmek var. Bu insanlarda yeryüzünü fesada vermek var. Ama bu insanlarda başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere binlerce, yüz binlerce peygamber de var. Milyonlarca veliler var. Sayısını bilemediğimiz salih insanlar, şehitler var. Dolayısıyla her ne kadar insanlar içinde böyle fesat çıkaran, haksız yere kan dökenler olsa da insanlık aleminde insanlığın medar iftiharı olacak kimseler de çıkacak. Bundan dolayı insan yaratılıyor. Ve gerçekten meleklerin endişelendiği tarzda o manzara da gerçekleşiyor. Yeryüzünde kan akıyor, yeryüzünde fesat çıkıyor. Bu Hazreti Adem'in iki oğlundan biriyle başlamış. Adem'in iki oğlu, bunlardan biri Kabil, diğeri Habil. Bir kız meselesi yüzünden Kabil kardeşi Habil'i öldürüyor ve katil oluyor. Bu yeryüzünde akan ilk kan. Ama kan orada kalmayacak. Ve akmaya devam edecek. Şu anda da akmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yüzyıl kanın oluk oluk aktığı bir dönem oldu. İki tane büyük dünya savaşı yaşandı. Bu iki dünya savaşında 100 milyon civarında insan hayatını kaybetti. 21. yüzyıla geldiğimizde 2000'den itibarenki yıllar bakıyoruz şu anda da çevremizde bazı ülkelerde savaş şeklinde, ülkemizde de dahili bir takım problemler şeklinde kan akmaya devam ediyor. Peki bu kan niye akıyor? İnsanlar neden birbirlerini öldürüyorlar? Bununla alakalı herhalde insanın mahiyetine bakmamız lazım. İnsanın mahiyetinde kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye tabir edilen üç kuvvetten söz edilir. Bunlar hayvanlarda mesela şehvet ve gadab kuvvetleri hayvanlarda da var. Ama onlarda taraf ilahiden sınırlandırılmış. İnsanda ise böyle bir sınır söz konusu değil. İnsanın mükellef olmasının sırrı da zaten burada yatıyor. Yani bu insan bu kuvvelerini isterse kötüye de kullanabilsin. Ona imkan verilmiş. Ama kötüye kullanmaması için de peygamber gönderilmiş, kitap indirilmiş. Ve akıl verilmiş. Akıl, hak ile batılı, doğru ile eğriyi birbirinden temyiz etme kuvveti bir yönüyle. Ama akıl da bozulabiliyor. Bazı insanlar akıllarını dalaverede, kötü şeylerde kullanıyorlar. Böyle olunca, işte mesela birisi, kuvve-i şehviyenin, yani isteklerine ulaşma kuvveti, bu kuvvenin etkisiyle, önüne gelen her türlü engeli aşmaya çalışıyor. İcabında bu başkalarının hayatına da mal olacaksa bunları bile yapabiliyor. İşte despot bir takım hükümdarlar çıkmış. Hükmetmek için, saltanatlarını koruyabilmek için bunlar yüz binlerce insanı katletmekten çekinmemişler. Ama genelde dünyada bunun cezasını da görmüşler. Bu gibi zulme dayalı sistemler fazla devam etmemiş. Genelde bunlar daha dünyadayken saltanatları da bitmiş. Ama bitmeden yine saltanatı devam edenler de çıkmış.
Bir de kuvve-i gadabiye var. Yani insanda savunma sistemi, öfke gibi durumlar. Malum halkımız arasında da şöyle denilir, öfke de akıl yoktur. Bakıyorsunuz mesela bir köyde veya bir yerleşim alanında birisinin arazisine bir başkasının hayvanı girmiş, birkaç tane diyelim salatalık, kavun, karpuz yemiş. Bunun üzerine ikisi arasında bir münakaşa başlıyor. Önce sözlü münakaşa, ardından yumruklaşma derken devamında belki silaha davranıyorlar. Her iki tarafın akrabaları var. Onlar da geldiğinde 3-5 kişi orada hayatını kaybedebiliyor. Yani birkaç salatalık yüzünden, birkaç kavun, karpuz yüzünden 3-5 insan hayatını kaybedebiliyor. Böyle insanların birbirini öldürmesi de var. Demek ki öldürmede hem bir kendi hedefine giderken engel tanımamak, velev başkasının hayatı pahasına da olsa o engeli aşmaya çalışmak, böyle durumlar var. Bir de öfkeden kaynaklanan, öfkesinden mağlup olmaktan kaynaklanan başkalarını öldürmeler var. Ve bu öldürmelere mukabil dünyanın hemen her devletinde, her sisteminde bir takım tedbirler düşünülmüş. İdam bunlardan bir tanesidir. Öldürenin ceza olarak öldürülmesi. Şu anda da dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmaktadır. Mesela Amerika maddi yönden en fazla gelişmiş ülke kabul ediliyor. Amerika'da bugün bu şekilde uygulama var ve zaman zaman idam cezaları orada uygulanıyor. Çin'de çok rahat bir şekilde uygulanıyor ve dünyanın yine pek çok ülkesinde genelde uygulanıyor. Ancak ülkemizde 1984'ten bu yana idam cezaları uygulanmadı. Bunu ifade ederken daha evveline de kısa bir atfı nazarda bulunabiliriz. 1920-1984 yılları arasında Büyük Millet Meclisi'nin böyle onayladığı ve ayrıca infazının yapılmış olduğu 712 tane idam olayı var. Yani resmi kayıtlarda 712 idam olayı var. Ama bu 712 rakamına istiklal mahkemeleri dahil değil. İstiklal mahkemeleri meclisi devre dışı bırakarak orada kendi yapacağını yapıyor. Onların uyguladığı idamla alakalı değişik rakamlar var. Bu binlerle ifade edilebiliyor ama çok kesin bir rakam söylemek herhalde zor. 1984'ten 2002 yılına kadar meclise gelen bir takım idam olayları da var. Ama onaylanmadığı için bunlar ya müebbede çevriliyor veya başka şekilde. Bu tarzda 1984'ten bu yana artık ülkemizde idam uygulanmamış. 2002 yılında da Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde artık ülkemizde idam kaldırılıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmadığından Türkiye'de de uyum yasaları çerçevesinde böyle bir uygulamaya geçildi. Fakat son zamanlarda bazı cinayetler idamı tekrar gündeme getirdi. Yani bir takım öldürme olayları var ki insan orada idamı o kadar da düşünmeyebilir. Şöyle ifade edeyim. Diyelim iki kişi tartıştılar, biri nefsine mağlup oldu ve çekti silahı vurdu veya dövüşürlerken başka bir şekilde ölümüne sebebiyet verdi. Burada yani nefsine mağlup olmuştur. İcabında başka bir çıkış yolu, diyet gibi çıkış yolları düşünülebilir. Ama bir takım sadist insanlar var, ruh hastası kimseler var. Bunlar icabında bazıları seri katil tarzında epey kişileri öldürüyor. Ve bunu siz içeride müebbet hapse mahkum yaptığınızda, ileride de bir şekilde afla çıkma durumu olduğunda ıslah olmuş bir şekilde çıkması tıbben de belki mümkün değil. Uzmanların ifadesine göre çıksa aynı işi yine yapacak. Bu gibi durumlarda herhalde kanunlarda idam hükmünün de olması milleti daha rahatlatan bir durum olacak. En azından bazı cezalarda, yani bazı suçların cezasında bunun uygulanması kamuoyunun da bir beklentisi.
Ben bunu ifade eden sonra Kur'an-ı Kerim'deki bununla alakalı Bakara suresi 178-179. Ayetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Hak burada şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kütübe aleykumul kısasu fil gatle, öldürme olaylarında kısas size yazıldı, farz kılındı. El hurru bil hur, hürre mukabil hür, vel abdu bil abd, köleye mukabil köle, vel unse bil unse, ve kadına mukabil kadın. Femen ufiye lehu min ahihi şeyun, eğer ölenin varislerinden, ölenin velisi durumunda olan bir kimse herhangi bir şekilde bağışlayacak olursa, fettibâun bil maruf, maruf bir şekilde bunun gereğini yapmak gerekir. Ve edâun ileyhi bi ihsan, ve güzellikle diyete razı olunmuşsa bu güzellikle ödenmesi gerekir. Zâlike tahfîfun min rabbikum ve rahme, bu Rabbinizden bir hafifletmedir ve bir rahmettir. Femen ya'tedâ ba'de zâlike, artık kim bundan sonra haddi aşacak olursa, felehu azabun elim, ona elim bir azap vardır. Can yakıcı bir azap vardır. Velekum fil kısasi hayatun ya ulil elbab. Kısasta sizin için ey akıl sahipleri hayat vardır. Leallekum tettegun. Ola ki bu şekilde korunursunuz ve öldürmekten, bu gibi cürümlerden uzak kalırsınız. Mealen kısaca böyle. Ama bunun tabi epey ayrıntıları var. Ayrıntılarına da kısmen girmeye çalışacağız. Hitap iman edenlere. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kütübe aleykumul kısasu fil gatle. Öldürme olaylarında kısas size yazıldı. Yazıldı ifadesi hemen diğer sayfada. Mesela kütübe aleykumus sıyam diye geçiyor. Oruç size yazıldı. Yazıldı, farz kılındı anlamında. Demek ki oruç nasıl bir farzsa, aynı şekilde öldürme olaylarında kısasın uygulanması, bu da bir farz. Burada ey iman edenler hitabına acaba muhatap kimdir? Kim bunu uygulayacak? Yani normalde hatıra şu gelebilir. Demek ki ehli iman birisinin bir başkasını öldürme olayında müdahale edecek ve o adamı öldürecek. Hatıra böyle gelebilir. Alimler böyle bir tevehüm olmaması açısından buradaki muhatap ulul emirdir diyorlar. Yani ehli iman, ulul emir, idareciler, onlar bunu uygulayacak. Bu zaten kısasta çok önemli bir ayrıntıdır. Kısas cezası devlet eliyle uygulanır. Eğer fertlere bu bırakılacak olursa, diyelim ölenin yakınları öldüreni yakaladılar, orada infaz ettiler. İş orada bitmeyebilir. Bu defa diğer taraf harekete geçer. Kan davasına dönüşür. Öyle ki yüzlerce sene devam eden kan davaları oluyor. Bir sizden, bir bizden, bir onlardan. Bakıyorsunuz bazen iki aşiret meydan savaşı yapabiliyorlar. Bir ara, böyle karşılıklı bir araya gelip meydan savaşı yapabiliyorlar. Bunun önlenmesi için adam öldürmelerdeki kısas cezasının, kısas hükmünün devlet eliyle uygulanması gerekiyor. Yani bu konuda halkımız şöyle bir ifade edebilirler. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Yani şeriat burada kanun. Devlet eliyle bu uygulandığında artık kan davası gibi durumlar olmayacaktır. Şunu da ifade edeyim. Kan davası bu konudaki bir boşluktan meydana geliyor. Yani herhangi bir şekilde birisi haksızlığa maruz bırakılıp öldürülmüşse, katledilmişse, katil diyelim yakalanmadı veya yakalandı, 5-10 yıla mahkum oldu veya 24 yıla mahkum oldu. Ardından da Türkiye'de 5-10 yılda bir af çıkıyor zaten. Gelen hükümetler genelde af vaadinde de bulunuyorlar. 24 yıl yatmadan 5-10 yılda kurtuldu, dışarıya çıktı. Bu defa
maktulün yakınları onun dışarıda gezmesinden rahatsızlık duyuyor. Ya bunu mafyaya bırakıyorlar, işte epey bir para ödeyerek onlar bunu temizlesin tarzında, veya kendilerinden birisi silahı alıyor ve onu öldürüyor. Pek çok Türk filmlerine bu konu olmuştur. Ve oralarda kan davaları çok bariz bir şekilde gösterilmiştir. Ama devlet bu işin ciddi takipçisi olup öldüren kimseyi yakaladığında, katili yakaladığında, öldürülenin yakınları da evet biz kısas istiyoruz derlerse, o zaman artık o kimsenin öldürülmesi dinen farz oluyor. Ve devlet bunu uyguluyor. Arada şahıslar olmadığından kan davası bitmiş olur. Ama iş şahıslara bırakıldığında, şahıslar ölçüyü tam da tutturamayabilirler. Yani onlar bizden bir öldürdü, biz onlardan önümüze geçeni öldüreceğiz, elimize geçeni öldüreceğiz diyenler olabilir. Yapanlar da oluyor nitekim. O zaman iş daha da alevleniyor ve artık içinden çıkılmaz bir hale gelebiliyor. Ayetin devamında hürre mukabil hür, köleye mukabil köle, kadına mukabil kadın denilmiş. Burada şöyle bir incelik var. Yani kısasta esas olan bir cana mukabil canın alınmasıdır. Ama eski uygulamalarda, günümüzde de bazılarının yine uygulamasında, bir taraf bir kişi öldürmüşse diğer taraf icabında 5 kişi öldürüyor, 10 kişi öldürüyor. Veya kendilerinden diyelim birisi bir köle tarafından öldürülmüşse farklı uygulamalar yine yapabiliyorlar. Ayet-i Kerime bu gibi farklı uygulamaların olmaması gerektiğini ifade ediyor. Yani birebir öldürme. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş: "Men gatele gatelnahu." Öldüreni öldürürüz. Ceza olarak öldürülür. Ancak her halükarda öldürülür mü? Yani İslamiyet'te bir kişi bir başkasını haksız yere öldürdü. Bu öldürmenin neticesinde yakalandı. Acaba tek alternatif sadece onun kısasen öldürülmesi midir? Başka bir alternatif var mı? Ayetin devamı başka bir alternatif olduğunu bize ifade ediyor ve şöyle anlatıyor: "Femen ufiye lehu min ahihi şeyun." Artık öldüren kimse açısından, eğer ölenin velisi tarafından herhangi bir şekilde bir bağış olursa, yani affedilirse, bu durumda fettibaun bil maruf, maruf bir şekilde buna tabi olmak gerekir. Yani ölenin velisi durumunda olan kişi veya kişiler, biz kısas istemiyoruz, diyete razıyız derlerse, o zaman diyet devreye girer. Bunun da miktarı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde 100 deve. Ancak tabi burada içtihatlar yapılabilir. Peygamberimiz döneminde o toplumda deve vardı. Her toplumda deve olmayabilir. Ülkemizde pek yoktur mesela. Bu 100 devenin bedeli. Veya sığır cinsinden veya doğrudan maddi bir nakit şeklinde, artık hakimin içtihadına kalmış bir şekilde bu belirlenir. İki tarafın da rızasıyla, iki tarafın kanaatı gelmesiyle, razı olmalarıyla belli bir meblağda anlaşılır ve o zaman artık kısas cezası uygulanmaz. Yani bu durumda normalde hapse de girmiyor. Artık diyetle mesele halledilmiş oluyor. Ve bu şekilde öldürülenin yakınları diyete razı olmuşsa, artık bu diyetin gereğini yapmak gerekiyor. Fettibaun bil maruf, maruf bir şekilde buna tabi olmak. Tabi olmayanlar çıkabilir. Yani hem diyeti alır, hem de ardından başka birisine bir miktar para verip git falanı öldür diyebilir. Böyle bir şeyi ayet-i kerime yasaklıyor. Yani madem diyete razı olundu, artık başka bir şey aramak peşinde olmamak gerekir. Ve katil ve katilin yakınları, onlar da kendileri için belirlenen diyet miktarı neyse onu ödemekle mükellefler. Ve edaun ileyhi bi ihsan bu manayı ifade ediyor.
ذَٰلِكَ تَخْف۪يفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ Bu Rabbinizden bir hafifletmedir. Kitaplarımızda genelde şuna dikkat çekilir. Yahudilerde sadece kısas varmış. Yani diyet alternatifi yok. Birisi bir başkasını öldürdü mü yakalandığında ceza olarak öldürülür. Hristiyanlarda öldürme cezası hemen hemen yok gibi kitaplarında. Buna mukabil onlarda diyet tarzında bir şey esas. İslamiyet'te ise وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Allah-u Teala vasat ümmet, istikametli ümmet kılmış ümmeti Muhammed'i. Hüküm olarak da burada ortası bir hüküm bize beyan edilmiş. Alternatifi olan bir hüküm beyan edilmiş. İşte bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. فَمَنِيَاتَ دَا بَعْدَ ذَٰلِكَ Artık kim bundan sonra haddi aşacak olursa, yani diyelim diyeti kabul etti, ardından haddi aşıyor, tekrar diyet istiyor veya onu öldürmeye çalışıyor. فَلَهُ عَذَابٌ elim O kimse için, haddi aşan kimse için elim bir azap vardır. Devamında kısasta hayat var deniliyor. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ hayatun ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat var. Tabi bu düşündürücü bir ifade. Acaba öldürmekte nasıl hayat olur? Normalde biri başkasını öldürdüğünde hayat değil ölüm var. İşte ama kısasen, kısas olarak uygulama olduğunda bunda hayat var. Bu nasıl olur? Şöyle düşünebiliriz. Cezaların hafif olması caydırıcı olmaktan uzak oluyor. Hafif ceza uygulandığında insanlar adeta suça teşvik ediliyor. Trafik cezalarından örnek vereyim. Mesela trafik cezaları hafif olduğunda vatandaş o kadar da takmıyor. Öderiz, geçeriz diyor. Ama biraz yüksek olduğunda daha böyle kendine bir dikkat ediyor. Öte yandan eskiden kırmızı ışık ihlalleri epey fazlaydı. Ve kırmızı ışıkta geçildiğinde polis görmemişse bir problem yoktu. Bir ceza gelmiyordu. Ama şu anda İstanbul'da EDS sistemi var. Elektronik denetleme sistemi. Orada polis görmese de kamera görüyor ve adrese ceza geliyor. Adrese ceza gelince artık o kimse kırmızı ışıkta geçemiyor. Başkalarına da bunu anlatıyor. Ben bir defa kırmızı ışıkta geçtim. Hakikaten elektronik denetleme sistemi çalışıyor diyor. Adresime hem de resmimle beraber geldi diyor. Cezanız şu kadar diye geldi. Ne yapacaksın? Ödedik diyor. Millet böyle birbirine anlata anlata artık bakıyorsunuz toplumda bu bir şuur halini alıyor. Trafik işaretlerine insanlar daha dikkat ediyor. Kırmızı ışık ihlalleri neredeyse bitiyor. Demek ki cezanın caydırıcı olması lazım. Yani insanda gevşeklik var, tabiatında gevşeklik var. Hafif cezalar bu insanı kötülükten alıkoymuyor. Bundan dolayı eğer bir takım suçlar varsa buna cezanın da verilmesi gayet makul ve bu cezanın da caydırıcı olması gayet makul. Birisi bir başkasının hayatına son verdi, onu öldürdü. Hayatın mukabili hayattır. Dolayısıyla orada o kimsenin de hayatına son verilmesi, devlet eliyle son verilmesi gayet normaldir. İşte bir devletin ceza sisteminde katilin öldürülmesiyle alakalı hüküm olduğunda, kısas hükmü olduğunda bu defa öldürmeyi düşünen insanlar öldürmekten vazgeçecektir. Arada yine cinayet olabilir, onu bütün göz ardı edemeyiz de tarih boyu olmuştur. Ama bu büyük ölçüde öldürmeleri önleyecektir. Osmanlı bunu uyguluyordu. Osmanlı'nın mesela Kanuni Sultan Süleyman dönemine baktığımızda Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl Osmanlı Devleti'ni idare etti. Ve bu 46 yılda her yılda ortalama bir kişi İstanbul'da öldürülen kişi sayısı her yıla bir kişi düşecek şekilde. Halbuki o zaman İstanbul dünyanın en büyük şehri. Dünyanın en büyük şehrinde yılda bir cinayet vakası oluyor. 365 güne bu bölündüğünde çok az denilebilecek
bir miktar. Demek ki cezanın caydırıcı olması öldürmeyi düşünenleri caydırıyor. Ve onlar artık öldürmeyi düşünmek yerine kendilerine göre başka şeyler düşünebilirler. Ama öldürmeyi kolay kolay düşünemezler. Bu açıdan yani kısasta hayat var. Öldürülmesi düşünülen kimseler bu defa öldürülmemiş oluyor. Onları öldürmeyi düşünenler artık katil olmuyor. Katil yakalanmış olsa o da öldürülecek. Katil olmadığından dolayı öldürülmemiş olacak. Sonra bazen öyle öldürmeler oluyor ki bir kişiyi öldürüyorsunuz. Bu onlarca yüzlerce kişinin ölümüne sebebiyet verebiliyor. Yani Türkiye'deki sağ sol davası gibi davaları düşünürsek önce bir kişinin öldürülmesiyle başlamıştır. Ama bir sizden bir bizden derken bunun faturası binlerce genç olmuştur. Binlerce genç bu olaylarda hayatını kaybetmiştir. Demek ki kısasta hayat olması öldürülmesi düşünülen kimseler açısından da hayat, öldürmeyi düşünenler açısından da hayat, toplumun diğer fertleri açısından da hayat. Ve böylece kısas cezasının uygulandığı bir toplumda öldürme vakaları azalıyor. Başka ülkelere göre daha az bir duruma geliyor. Burada ya ulil elbab denilmesi, ey akıl sahipleri. Allah-u Teala akıl sahiplerine hitap ediyor. Aklı olmayan zaten mükellef değil. Ama aklı olan insanlar bazen bunu anlamakta zorlanabiliyorlar. Cenab-ı Hak iltifatta bulunuyor. Ey akıl sahipleri, aklınızı kullanırsanız bu böyledir. Kısasta sizin için hayat vardır. Günümüzde tabi değer ölçüleri epey değişmiş. Bazıları İslam'a ait olan her şeyi reddetme cihetinde, peşin bir kabulle İslam'a ait olan şeyleri reddetmeye çalışıyor. Bunun yerine başka şeyler getirmeye gayret ediyor. Ben başka bir örnek vereyim, belki daha iyi anlaşılır. İslam hukukunda hırsızlık yapan birisinin ceza olarak eli kesiliyor. Ayet-i Kerime bunu şöyle ifade eder. Es-sârigu ve's-sârigatu faktav eydiyehumâ. Hırsızlık yapan erkek ve kadının elini kesin. Cezaen bimâ kesebe, yaptıklarına bir ceza olarak. Ve nekâlen minallah, ve Allah'tan da bir ceza olarak onlara bu şekilde bunu uygulayın. Bu bazılarına ağır geliyor. Ve diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu hüküm 14 asır öncesinin vahşi insanlarına uygulanabilirdi. Ama günümüzün medeni insanlarına artık bu uygulanamaz. İşte günümüzün medeni insanlarına medeni kanun uygulanır. Bu şekilde değerlendirmeler yapıyorlar. Bir yerde bu konu konuşulmuş. Günümüzde böyle bir ceza uygulanır mı, uygulanmaz mı? Medeni geçinenlerden bir tanesi uygulanmaması gerekir diye kendisi anlatıyor. Ağır bir hükümdür. Böyle bir hüküm uygulanmaması gerekir diye söylüyor. Bunun üzerine muhataplarından birisi diyor ki bak diyor sen devlet memurusun. Diyelim 30 yıl devlete hizmet ettin. Belli bir maaşla çalıştın. Bu 30 yıl içerisinde bir miktarda her ay bir köşeye bir şeyler koydun, biriktirdin. Bununla bir ev almak, bir araba almak hedefini güttün. Derken 30 yılın sonlarına doğru memuriyetinin biteceği günlere yakın evine bir hırsız girse, 30 yılın birikimini senden çalsa. Sen de daha sonra bu hırsızı yakalasan ne yaparsın? Adam demiş ki öldürürüm onu. Bunun üzerine diyor, bak biraz önce elinin kesilmesine ağır bir hüküm demiştin ama sen daha ilerisini söylüyorsun. Yani demek ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Dolayısıyla bir yakını öldürülmeyen bir kimse kısasla alakalı hükmü anlamakta zorlanabilir. Ama Allah korusun hani herhangi bir şekilde birisinin bir yakını öldürülmüşse artık onlar onun ceza olarak öldürülmesinden başkasını kolay kolay düşünmezler. Ve devlet eliyle bu olmuyorsa araya başkaları girer. Mafya eliyle olabilir. Veya bizzat kendileri girer. O şekilde olabilir. Bu da toplumda bir takım başka kargaşalara yol açar. Meseleyi halletmez. Ama işte devlet eliyle uygulandığında mesele orada bitirilmiş olacak.
ve başkalarına da bir gözdağı olacak ve böylece insanlar bu gibi durumlardan kurtulmuş olacaklar. Bunları ifade eden sonra, tabii şunu da ifade etmekte fayda var. Esas olan öldürmek değil, onun hayatına vesile olmaktır. Yani öldürmek bir nevi şuna benziyor. Kangren olmuş bir uzvu kesmek gibi. Yani bir parmak kangren olmuşsa artık onu kesmek durumunda insanlar. Kesilmediği zaman el gidecek. El kangren olduğunda, eğer el kesilmezse kol gidecek. Kol kangren olduğunda, eğer kesilmezse vücut gidecek. Orada nasıl ki evet parmağın gitmesini istemeyiz ama yapılacak başka bir şey de kalmamıştır. Benzeri bir şekilde kısas hükmünde de bazı insanlar eğer toplumda kangren olmuş bir uzuv haline gelmişse onu kesip atmak yani devlet eliyle cezasını vermek bir çıkış yolu oluyor. Zaten eskiden Türkiye'de de bu uygulanırken bu kararı alan hakimler kalemi kırıyorlardı. Yani evet biz böyle bir hüküm vermek istemezdik ama bu hükmü yazan kalemim kırılsın dercesine sembolik olarak kalemi kırıyorlardı. Yani başkasının bu şekilde öldürülmesine karar vermek kolay bir olay değil. Ama bu da bir realite, hayatın acı bir realitesi. Bundan dolayı böyle bir hüküm var. Ben Kadı Beydavi'den bir örnek vereyim. Kadı Beydavi savaşla alakalı bir ayeti değerlendirirken diyor ki bu ahirud devadır diyor. Son çare. Yani savaş istenilen bir şey değildir ama yapılacak başka bir şey kalmamışsa, diğer bütün alternatifler bitmişse orada savaşta kaçınılmazdır. Benzeri bir durum öldürme olaylarında bunun öldürülmesi, ceza olarak öldürülmesi hoş bir şey değil ama artık yapılacak başka bir şey de kalmamış oluyor. Ben bunu ifade ederken başka bir ayete dikkat çekmek istiyorum. Allahu Teala kişinin kendisini öldürmesine bile izin vermiyor. Ve la taktulu enfusakum. Kendinizi öldürmeyin. Nefislerinizi öldürmeyin. Başkasını öldürme hakkımız olmadığı gibi intiharla kendi hayatımıza son verme hakkımız da yok. Yani bu vücut emanet. Bu canı Allah vermiş, Allah alır. İnsan Allah'tan görevli melek gelinceye kadar hayatı korumakla mükellef. Kendi hayatını korumakla mükellef. Bu arada başkalarının hayatı, başkalarının hayatına müdahale etmeye hakkımız yok. Herkesin en temel hak ve özgürlüklerinden bir tanesi yaşama hakkıdır. O yaşama hakkına müdahale etme hakkımız söz konusu değil. Bundan dolayı ayet-i kerimede وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللّٰهِ اِلَّا بِالْحَقِّ Hak etme dışında Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Tabi burada bir istisna getiriliyor. Hak etme dışında. Acaba bu ne zaman olur? İşte haksız yere başkasını öldürmüşse o zaman hak etmiş oluyor. Biri bu. Bir başkası savaş hali. Yani savaş halinde evet hoş bir şey değil savaş ama savaşa girilmişse iki taraf da öldürmek için girer. Oradakilerin hayatına vesile olmak için değil. Savaş halinde de insan ya öldürür ya ölür. Orada da yine ölüm vakası var. Bir başkası nefsi müdafaa durumunda. Yani kişi kendini korurken yani diğer taraf saldırıyor. O da kendini korumaya çalışıyor. Bu esnada diğerinin ölümüne sebebiyet vermiş olabilir. Maksadı öldürmek değil ama diyelim bir yumruk atmıştır. Muhatabının da bir yumrukluk hayatı kalmıştır. Bu durumda kendini korurken başkasının ölümüne sebebiyet vermiş olur. Bu doğrudan müteammiden adam öldürmek hükmüne dahil olmuyor. Böyle bir durumda yine söz konusu. Yine bazı cezalar var. Bazı suçlara verilen cezalar. Orada da öldürmek bir hüküm. Bunlardan birisi meşru devlete karşı kıyam hareketleri. Bağilerin hükümleri. Kur'an-ı Kerim'de bu اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ diye ifade ediliyor. Allah ve Resulüne harp açanların cezası şudur. وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ve bir de yeryüzünde
fesat peşinde koşanların cezası şudur. En yugattelu, öldürülmeleri. Ev yusallebu, asılmaları. Devamında da suçun durumuna göre farklı farklı başka hükümler var. Sürgüne gönderilmek gibi, el ve ayağının çaprazlama kesilmesi gibi. Devamında da bunlara dikkat çekiliyor. Demek ki yani meşru bir devlete karşı haksız bir şekilde kıyam harekatında bulunanlar devlet eliyle öldürülüyor. İlla bil hak denildiğinde bunlar da buna dahil oluyor. Demek ki normal şartlar altında birinin bir başkasını öldürmesi söz konusu olmayacak. Ama illa bil hak sınırına giren durumlarda öldürmek bir haktır. Hatta yeri geldiğinde bir görevdir. Burada şunu da belki ifade etmemizde fayda var. Acaba her öldüren kimse hemen kısas hükmüne tabi olur mu? Onun durumuyla alakalı bir takım ayrıntılar var mı? Evet, bir takım ayrıntılar var. Her öldüren hemen kısasa tabi olmaz. Nasıl ki günümüzde mahkemeler bu gibi durumları araştırıyor, delillerini buluyor ve neticede suçu sabit olduğunda müteammiden adam öldürmüşse, cezai ehliyete de sahipse o zaman cezası veriliyor. Bununla alakalı başlıca 3 özellik nazara verilir. Bunlardan birisi öldüren kimsenin akıl sahibi olması. Yani aklı olmayan insan mükellef değildir. Bundan dolayı aklı olmayan birisi, diyelim Mecnun, deli, deli olan birisi bir delilik yapıp bir başkasını öldürmüşse orada ceza olarak kendisi öldürülmüyor. Akıl hastanesine götürülür. Yani yine cezalandırılır da ama akıl hastanesine götürülür veya hapse götürülür. Ta ki başkalarına zarar vermesin. Bu şekilde onun zararı izal edilmeye çalışılır. Bir başkası buluğa ermek. Günümüzdeki kanunlarda bu 18 yaşı şeklinde. 18 yaşına kadar ki dönemde bir çocuk bir büyüğü öldürmüşse veya bir başkasını öldürmüşse doğrudan idam zaten söz konusu değil de cezası da 18'inden sonra öldürenlere göre çok hafif bir ceza oluyor. İslamiyet'te ise bu buluğ ile ifade edilir. Buluğ ise kızlarda 12-13 yaşları, erkeklerde 14-15 yaşlarına uzanan bir yaş dilimidir. Buluğa eren bir kimse artık mükelleftir. Yani burada belki günümüzdeki yaşla 18 yaşıyla İslam'daki uygulama arasında bir fark olduğu da görülüyor. Yani icabında Hrant Dink meselesi düşünülecek olursa 17 yaşında bir delikanlıya böyle bir şey yaptırıldı. İslamiyet'e göre cezai ehliyete sahiptir o kimse. 17 yaşında cezai ehliyete sahiptir. Çocuk mahkemesinde yargılanmaz. Ama günümüz hukuk sistemi içerisinde 18 yaş esas alındığından dolayı doğrudan diğerleri gibi cezalandırılmıyor. Çocuk hükmünde kabul ediliyor ve ona göre de başka türlü uygulamalar yapılıyor. Bir de çok önemli başka bir özellik, öldüren kimsenin müteammiden öldürdüğünün belirlenmesi gerekir. Yani bazen öyle olur ki yani bir başkası kaşınmıştır, tabiri caizse tahrik etmiştir, diğeri de dayanamamış onu öldürmüştür. Burada acaba bir tahrik var mı yok mu? Acaba öldürülen kimse mi böyle bir cinayete sebebiyet verdirdi? İlk başlatan acaba o mu oldu? Bu gibi şeylere de bakılması gerekir. Müteammiden dediğimizde adam bunu evvelinden kuracak zihninde. Ya ben falan öldürmek istiyorum. Ona göre ya pusuya yatar ya başka şekillerde kendine göre planlarını yapar ve onu öldürür. Müteammiden adam öldürmek bu. Ama nasıl ki trafik kazalarında bazen oluyor ki işte birisi %100 suçlu. O belli. Arkadan vurmuşsa %100 suçlu kabul ediliyor. Ama başka şekilde bir trafik kazası meydana gelmiş. Bilir kişi oraya geliyor, duruma bakıyorlar. İcabında %50 veriyorlar. İkisi de bu konuda suçlu. Veya bazen işte %81'ine, %21'ine veriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki bize tavsiyesi şu: İdra'ul hududa bi şübehat.
Yani had cezalarını, eğer ortada bir şüphe varsa o şüpheyle had cezasını düşürün. Hiç ceza verilmez anlamında değil de doğrudan diyelim öldürmüşse, bunun öldürmesinde şüpheli bir durum varsa kısas hükmü uygulanmaz. Hapis olabilir, para cezası olabilir. Bu şekilde başka cezalar verilir. Ama doğrudan idam hükmü vermek o ağır bir hüküm. Şüpheli bir durum varsa böyle bir idam hükmü verilmez. Kur'an-ı Kerim'de müteammiden öldürmek ve hataen öldürmek çok net bir şekilde ayetlerde ifade edilmiş. Mesela ayette deniliyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَتَاءً. Bir müminin, bir başka mümini hataen öldürmesi dışında bir durum düşünülemez. Yani bir mümin bir mümini öldürecek. Niye öldürsün ki? Tabi burada bir incelik var. Anlayabildiğim kadarıyla. Yani bir mümin başkasını ancak hataen öldürebilir. Başka şekilde öldüremez. Vaki bir durumu ifade etmek değil de yani realiteyi ifade etmiyor. Olmaması gerekir. O anlamda bunu ifade ediyor. Bir hadiste bunu açıklamaya çalışayım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar, ya Resulallah, bir mümin şöyle bir günah işleyebilir mi? Diyelim bir hırsızlık işlemiş olabilir mi? Olabilir diyor. Daha bazı başka günahları söylüyorlar. Peygamberimiz her birinde evet olabilir, evet olabilir söylüyor. Peki bir mümin yalan söyleyebilir mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Bir mümin yalan söyleyemez. Burada Peygamberimizin çok net bir ifadeyle bir mümin yalan söyleyemez buyurması, söylemez, realitede böyle bir şey yoktur anlamında herhalde anlaşılmaması gerekir. Söylememesi lazım. İmanla yalan söylemek bir arada olur şey değildir. Benzeri bir üslup öldürmekle alakalı. Yani bir müminin başka bir mümini öldürmesi düşünülemez. Olmaz böyle bir şey. Olmaz değil, oluyor ama olmaması gerekir. İlla hata'e, hataen olabilir. Hataen ne gibi? Adam diyelim ava gitmiştir. Ava gittiğinde bir kuşa atarken, bir tavşana atarken orada farkına varmadığı bir kimse olabilir çalılıkta. Bunun ölümüne sebebiyet verir. Burada adamın niyeti adam öldürmek değil. Ava gitmiş, insan avcısı değil. İşte bir takım hayvanlar için gitmiş. Böyle bir ölüme sebebiyet vermişse bu hataen öldürmeye dahil oluyor. Müteammiden öldürmek değil. Peki müteammiden öldürürse ayette o da var. Ayette denilmiş ki وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ. Kim bir mümini müteammiden öldürürse onun cezası cehennemdir. وَغَدِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Allah ona gadab eder. وَلَعَنَهُ. Allah ona lanet eder. Ve ona çok elim bir, büyük bir azabı o kimseye hazırlar. Demek ki bu da olabiliyor. Yani bir müminin bir mümini müteammiden öldürmesi olabiliyor. Ve bunun ayet-i kerimedeki üslubuyla ifade ettiğimizde bunun cezası cehennem. Hem de haliden fîhâ diye, ebedi kalmak üzere diye ayette böyle ifade edilmiş. Tabi işin bu kısmı belki pek çok kimsenin zihnini meşgul edebilir. Çünkü yakınlarında birisini öldürmüş katil vardır. Ve bazı katiller de var ki, hapishane hayatını bilenlerden dinlediğimiz kadarıyla, adam diyelim birisinin ölümüne sebebiyet vermiş, kendisi mümin, öldürdüğü de mümin, bir anlık bir öfkesine mağlup olmuş ve onu öldürmüş. Zaten öldürdüğü andan itibaren pişmanlık başlamış. Aman ya Rabbi, ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Birisinin ölümüne sebebiyet verdim diye. Zaten orada bitmiş vaziyette. İç dünyasında bitmiş vaziyette. Kaçmıyor bile. Gelip teslim alıyorlar. Diyelim 24 yıla mahkum olmuş. O 24 yıl hapiste kalırken 5 vakit namazını da kılıyor. Devamlı gözyaşı, tövbe, istiğfar ve düzgün bir hayatı orada yaşıyor. Ömrü pişmanlıkla geçiyor. Acaba böyle durumda bir kimsenin de cezası ebedi cehennem mi?
bilerek öldürmüş, öfkesine mağlup olarak öldürmüş. Bu durumda bu kimsenin acaba bir af ümidi var mıdır? Af ümidi vardır, onu ifade edeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, 99 kişiyi öldüren bir katilin affedildiğini anlatıyor. Şöyle anlatıyor. Eski zamanda diyor bir tanesi 99 tane kişiyi öldürmüştü. Bir papaza gitti veya bir rahip diyelim, bir rahibe gitti ve ona durumunu anlattı. Ben 99 kişinin katiliyim ama pişmanım. Acaba Allah beni affeder mi? Rahip ona diyor ki senin affedilecek bir yanın kalmamış ki. Bu kadar kişinin canına girmişsin. Affetmez diyor. Adam çok öfkeleniyor böyle. Bari oldu olacak yüz olsun diyor. Rahibi de öldürüyor. Ardından başka bir rahibe gidiyor. Ve durumu anlatıyor. Ben 100 kişinin katiliyim ama pişmanım. Allah'a iltica etmek istiyorum. Tevbe istiğfar etmek istiyorum. Acaba Allah beni affeder mi? Rahip diyor ki affeder. Allah'ın rahmeti öyle büyük, öyle büyüktür ki sen samimi bir şekilde tevbe ettiğinde Allah affeder. O da tövbe istiğfar ediyor. Rahip ona diyor ki sen diyor bu çevrede katil olarak bilinen birisin. Artık burada bulunman uygun değil. Falan beldeye git. Oradakiler seni tanımaz. Orada temiz bir hayat yaşarsın. Adam yola çıkıyor ama yolda ecel gelmiş. Yarı yolda ölüyor. Hem azap melekleri hem de rahmet melekleri beraber geliyorlar. Acaba görev hangi tarafta? Hani bazen Amerikan filmlerinde oluyor ya, FBI de geliyor, CIA de geliyor, görev hangimizde, yetki hangimizde diye aralarında bir tartışma oluyor. İşte bu kimse vefat ettiğinde hem rahmet melekleri hem azap melekleri beraber geliyorlar. Azap melekleri diyorlar ki bu adam 100 kişinin katili, bunu biz götüreceğiz. Rahmet melekleri de diyorlar ama tövbe etti, biz götüreceğiz. Neticede şöyle bir karara varıyorlar. Acaba hangi tarafa daha yakın? Gideceği tarafa mı yoksa geldiği tarafa mı? Neticede bakılıyor. Gideceği yere birazcık daha yakın. Çok az bir yakınlık. Bunun neticesinde rahmet melekleri onu götürüyor. Bu hadisi düşündüğümüzde 100 kişinin katili bile affedilebilir. Bu anlaşılıyor. Sonra başka bir ayet var mesela. Ayet-i kerimede sınır getirilmemiş. Ayette denilmiş ki ya ibadiyellezine esrafu ala nefsihim la taknatu min rahmetillah innallaha yağfiru zunube cemi'a. Ey nefislerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Burada inne muhakkak ki tekit ediyor. İnnallaha yağfiru zunube. Allah günahları bağışlar. Cemi'a. Cemi'a da tekit. Bütün günahları bağışlar. Böyle olunca diğer ayetteki yani bir mümini müteammiden öldüren kimsenin cezası ebedi cehennemdir. O zaman bir tevili gerektirebiliyor. Alimler şöyle bir tevil yapmışlar. Kanaatimce güzel bir tevil. Ve demişler ki وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا بِاِيْمَانِهِ bir sebebi imanihi. Yani kim bir mümini mümin olduğu için öldürürse, İmanından rahatsızlık duyarak onu öldürürse fe cezaü cehennem, onun cezası ebedi cehennemdir. Veya tevbe etmemişse gibi bir takım mukadder şartlar bunları nazara vermişler. Dolayısıyla katil durumda olan bir kimse için de bir rah-ı necat bulmaya çalışmışlar. Bu şu açıdan önemli. Yani bir mümin müteammiden başkasını öldürdüğünde ebedi cehennemdir. İslam tarihine baktığımızda üzerinde en fazla tartışmaların cereyan ettiği ayetlerden biri budur. Ve bu pek çok mezheplerin ortaya çıkışına sebebiyet vermiştir. Asr-ı Saadet'in işte Hazreti Ali dönemindeki olaylarına baktığımızda Hazreti Ali döneminde Müslümanlar arasında dahili fitne meydana geliyor. Ve bu dahili fitnede bir takım nahoş durumlar yaşanıyor. Hatta savaşa kadar iş ilerliyor. Sıffin Savaşı, Cemel Savaşı, iki büyük savaş yaşanıyor. Binlerce Müslüman
bu savaşlarda hayatını kaybediyor. Ölen Müslüman, öldüren Müslüman. Ayet-i Kerime'nin zahirine de bakıldığında kim bir mümini mütammiden öldürürse cezası cehennemdir. Ebedi cehennemdir. Bu manada böyle bakıldığı zaman Allah Allah, acaba bunu nasıl anlamak gerekir? Bunun üzerinde epey bir ileri geri konuşuluyor, değerlendirmeler yapılıyor ve genel kanaat şu bu konuda: o zamandaki bu bir fitnedir. İki taraf belli içtihatlara tabi olmuşlardır. Evet, bir taraf daha haklı, diğer taraf daha ona nispetle haksızdır. Ama içtihat neticesinde böyle bir fitne meydana geldiğinden buradaki öldürme mütammiden öldürmeye girmeyebilir. Böyle bir değerlendirme yapılmış. Bir de imanından dolayı öldürmek zaten söz konusu değil. Mümin olduğu için değil, başka şekilde öldürüyor. Tabii hoş bir şey değil ama bunlar yaşanmış. Ve bunlarla alakalı da epey değerlendirmeler yapılmış. Bir de alimler şuna dikkat çekmişler. Haliden fiha ifadesi çok uzun süre anlamına da gelebilir. Yani halidine fiha ebede ayetlerde var ya, ebede şeklinde de ayrıca gelmişse bu bir tekit oluyor. Ama ayette haliden fiha şeklinde gelmesi çok uzun bir süre cehennemde kalmaktır. Bu anlamda da olabilir denilmiş. Toparlayacak olursak, demek ki insanlık aleminde çok güzel şeyler var ama hoş olmayan hırsızlık gibi olaylar da var. Daha da hoş olmayan haksız yere öldürmek gibi durumlar var. Bu bir realite. Haksız yere öldürmelerde İslamiyet kısası esas alıyor. Ancak bir çıkış yolu olmak üzere de ölenin yakınları eğer diyete razı olurlarsa o zaman kısas uygulanmıyor. Diyet, yüzde ve bedeli böyle bir karşılıkla mesele bitiriliyor. Bu günümüzde bazılarına ağır gibi gelebilir ama başta Amerika olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde hala uygulanan bir şeydir. Ve anlattığımız esaslar çerçevesinde de bakıldığında uygulanması gerektiği anlaşılıyor. Şu anda tabii kanunen Türkiye'de böyle bir idam cezası söz konusu değil. Bizim bu ifadelerimiz ilmi bir değerlendirmedir. Ama ileride Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir oturumda isterse böyle bir karar alabilir veya böyle bir kararı referanduma getirebilirler. Halk olsun mu olmasın mı bu noktada kararını verir. Bir de belki çok ince bir nokta, onu ifade edip bitireyim. Normalde bir kimse bir başkasını öldürdüğünde ceza olarak kısas cezası uygulanmışsa artık onunla alakalı yani cezasını bitirmiş oluyor. Yani başka günahlarından dolayı diğer alemde ayrıca hesaba çekilir. Ama bununla alakalı had cezası onun o günahını temizlemiş olur. Böyle bir değerlendirmeye de yer veriliyor. Cenab-ı Hak huzur içinde, sükun içinde, sükunet içinde tam evrensel bir barış içinde yaşamayı hem bize hem bütün insanlara nasibi müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.